günaydın. Sabah sesim çok kötü. Neyse, bu hediyeler sahibine bugün ulaşacak. O yüzden toparlıyorum. Bugün iş yerinde çok ciddi olmaya karar verdim. Çünkü sabah bir toplantıyla başlayacak benim için. Şu siyah şort ve üzerine beyaz bir gömlek giyeceğim. Bence şu küpeler bu kıyafete bayağı güzel oldu. Böyle oldu. Günaydın arkadaşlar. Bugün acayip derecede böyle motive uyandım. Çok mutlu uyandım. Çok güzel bir şey. Şimdi hazırlandım. Böyle bugün çok iş kadını modunda giyindim söylediğim gibi ve işe gidiyorum. Ajansa geldim ve şuradaki sivilcelerime bir çözümüm yok arkadaşlar. Kendi hallerine bıraktım. Acayip rahatsız ediyor ki benim suratımda sürekli sivilce çıkmaz. Nadire kız gel. Bugün çok retrosun bebeğim. Retro. Evet. Çok tatlı olmuşsun. Bakayım kıyafetine. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Naman da yapacağım. Çok güzel olmuş. Bugün ajanstaki kızları ne giymiş yapıyorum. Bu da Büşra. İsteyeceğim. Küpelerin kabılarıyla uyumu. Sıcak havada sıcak kahve içmen bayağı. Çünkü soğutarak içeceğim. Canım. Zaten sıcak da sıcak içilirim. Şunu biliyor muydun? İçimiz hararetimiz mi? Cheers. Günlerdir size böyle markalardan gelenler bir şeyleri yapayım diye burada böyle paketleri bekletiyorum. Şimdi toplantı odasına geçeceğim ve paketleri beraber açacağız diyemeyeceğim. Çünkü paketlerin hepsini daha önce açtım. Size göstereceğim. Paketler içinde size birkaç sürprizim de olacak. İzlemeye devam edin. Tek tek göstermeye başlıyorum. Benim markalardan gelenler videosunu böyle size bir aylık biriktirip falan çekmem mümkün olmadığı için ara ara eğer uyarsa hepimizde laptopun içerisinde gösteriyor olacağım. İlki Starbucks'ın şu pembiş termosu. Bu aslında geçen ay gelmişti. Sadece yani bu son haftada gelmedi. Ajansın içerisinde kalmış, göstereyim dedim. Çok hoşuma gitti. En kısa zamanda bunu kullanmaya başlıyorum. Diğer bir paket. Bu arada yanlış anlamayın, içindekilerin çoğunu ezbere biliyorum ben. Çünkü hepsini daha önceden açtım. Sadece size göstermek için burada bekletiyordum. Lace'den bir paket gelmiş. Açabilirsem yanlış yerden açıyormuşum. Lace'den ne gelir? Cips gelir. Şu bir tuvalet kağıdı. Çok güldük ajansça. Neymiş markası? Nylo. Nylo tuvalet kağıdı gelmiş bana. Evet. Nylo tuvalet kağıdı. Bir şey diyeceğim. Yani hızlı tüketim ürünü ve gerçekten çok işe yarayan bir ürün. En kötü ajansta kullanırız. Böyle Nars paketleri gelince çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim Nars çok çok sevdiğim bir marka. Ürünlerinde zaten alıp kullandığım bir marka olduğu için çok hoşuma gidiyor. Erdem'le koleksiyon yapmış. H&M x Erdem gibi düşünün. Erdem tasarımcı. Ve böyle çiçek desenlerini falan çok kullanan birisi. Onun bir tane açacağım. Far paleti. Çok güzel renkler var içerisinde. Biçemedim paketi. Niye biçemedim? Paketi getirdiğim hale bakar mısınız? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ruj böyle bu kadar mor durmuyor. Şöyle de yapayım. Evet, ruj böyle hafif şeffafımsı bir rengi olan bir ruj. Kusura bakmayın. Bu arada kameradan kendime baktım. Mı kaymış. Evet, ruj şöyle bir renk duruyor ama dudakta çok açık ve çok doğal duruyor. Urban Care. Evet, Urban Care bir Türk saç bakım ürünleri markası. İçinden çukur şampuanı çıktı. Keratinli saç serumu, onarıcı saç serumu çıktı. Sprey çıktı bir tane. Şöyle minik seyahat boyu ürünler çıktı. Bu arada sanırım bütün ürünleri seyahat boyu göndermişler. Özellikle yaz tatili için. Böyle flamingolu bir defter çıktı. Gerçekten çok tatlı. Bu arada Instagram'dan beni takipte kalın. Bu ürünlerin birçoğunu Instagram'dan size hediye ediyor olacağım. 3 günlük aralıklarla. Instagram adresini de şuraya bırakacağım. Çünkü gerçekten denememiz için çok fazla ürün geliyor. Ama tabii ki de mümkün değil hepsini
kullanabilmemiz ya da arkadaşlarımızın da kullanabilmesi mümkün değil. Ben de gelen ürünleri takipçilerimle paylaşmayı, sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Şöyle bir tane Style Guide adlı Seasat, yani beach hair yaratan bir sprey göndermişler. Yine seyahat boyu bir tane Şeker Peri bu ürünü çok seviyorum. Başka Love'dan bir ürün gelmiş. Buna bayıldım. Bayıldım çünkü smoothie kitabı biliyorsunuz. Çok yeni artık sağlıklı beslenmeye çabalıyorum. Geçtim diyemem. Çabalıyorum. Böyle bir de küçük bir kavanoz. Kavanoz yapmışlar. İçerisine işte keten tohumu koymuşlar, kaju fıstığı koymuşlar, tarçın koymuşlar. Böyle konsept bir paketleme yapmışlar. Konsept çok çok hoşuma gitti. Bir de bu tarifleri yüzüme vurmasaydım iyiydi. Bir de bu tarifleri en kısa zamanda deneyip sizlerle de paylaşacağım. Şöyle çift fazlı koruyucu su. İlk defa güneş koruyucu su duyuyorum. Ya krem olur ya losyon olur. Hiç denemedim. Hiçbir fikrim yok. Bu nasıl açılıyor? Yine tersten açmaya çalışıyorum eminim. Atak açma konusunda iyi değilim arkadaşlar. Hah, açtım. Body yoğurt. Sevgili Simna, 15 saniyede cildindeki değişim görmek ister misin? Body Shop 15 saniyede hızlıca emilen body yoğurtları ile karşında. Hızlıca emilen vücut nemlendiricisi. Benim cildim o kadar kuru ki sevgili Body Shop. Emin olun ki bütün markaların ürünlerini hızlıca emiyor. Bir de böyle bir şey göndermişler. Duş jeli göndermişler. Miniso'dan bir paket geldi. Şöyle bir çanta. The Babies diye. Bu ürünleri de görmüştüm bu arada. Şöyle minik maskeler var içerisinde. Yüz maskesi pediymiş bunlar. Ne ki bu? Yani yüz maskesi pedi. Ürünün ne işe yaradığını tam anlamadım. Bilen varsa aşağı yorum olarak bıraksın. Şöyle bir şey göndermişler. Kağıt mendil. Bir tane de böyle kağıt mendillerinin minik versiyonlarını göndermişler. Çok şirin bir paketleme yapmışlar yine. Dove'un duş jelleri. Açmıştım, söylemiştim. Şöyle nemlendirici duş jeli. Hindistan cevizlisi, avokadosu ve lavantalısını şu şekilde göndermişler. D boy duş jellerini. Bir tane de 8x4'ün deodorantları yine böyle çok eğlenceli bir paketle gönderilmiş. Ben sıkmalı deodorant sevmiyorum. Daha çok rolon deodorant kullanıyorum. Böyle bir durum var. Ve çok sevdiğim bir marka. Benefit. Ya kutusuna bakar mısınız? Markanın kendisi çok eğlenceli. Hello Happy diye bir mottoyla açılıyor. Şöyle bir fondöten var içerisinde. Soft Blush Foundation. Filtre ihtiyacınız yok kafasıyla yapılmış bir fondöten. Ambalajını çok sevdim. Ürünün de güzel olacağına eminim. Çünkü Benefit'in ürünlerini ben zaten aktif olarak satın alıyorum birçok ürününü. Hiçbir memnunsuzluk yaşamadım bugüne kadar. Ve bir dakika orada kaldı, hemen getiriyorum. Markalardan gelenler kısmını bitiriyorum hocam. Bu dev paketi de zaten marka bu arada bunu takipçilerimize de hediye etmemiz için göndermiş. Demişler ki çok güzel bir hareket bence bu arada yaptıkları. Siz bu ürünlerden kendinize uygun olanı iki kat. Kendimi parçalayacağım ya bunları gösterirken. Hiç benlik değil. Elim ayağıma dolaştı. Yoruldum gösterirken. Baştan alıyorum. Marka demiş ki siz Maybelline Fit Me fondötenlerden kendinize uygun rengi seçin. Kapatıcılardan da kendinize uygun rengi seçin. Ve geri kalanını da takipçilerinize hediye edin demiş. Bence böyle şey demeleri gerçekten çok güzel, bunu belirtmeleri. Bunu da yine Instagram üzerinden en kısa zamanda hediye ediyor olacağım. Instagram adresini de tekrar buraları bir yere bırakıyor olacağım. Yalnız gerçekten Instagram'dan beni takip etmek isterseniz takip edin lütfen. Sadece hediye için takip etmeyin. Hani kuralı yapmayacağım. Yani bir yorumla yapıyorum yarışmayı. Bazen işte arkadaşınızı etiketleyle yapıyorum. Hani beni takip etmeyen hediye yok gibi bir tribe girmeyeceğim. O yüzden gerçekten beğenirseniz içeriklerimi, işte benden ilham alıyorsanız takip edin. Öyle bir kural yok. Ve şimdi size asıl kendi kendime aldığım hediyeyi göstermek istiyorum.
Şöyle elimde bir Gucci paketi var. Çok dev paketim, o kadar dev bir şey göstermeyeceğim. Dünyanın en güzel ayakkabılarını göstermek istiyorum. Çünkü ben bayıldım. 2-3 aydır bu ayakkabıları çok istiyordum. Ve gerçekten bu rengini istiyordum. Ve bu rengi bulmak çok çok zordu. Sağ olsun bir arkadaşım bana buldu bunlardan. Çok güzel kokuyorlar. Çikolata gibi kokuyorlar. Gucci'nin şu jeli modeli diyebilirim. Bunun özel bir adı varsa bu modelin bilmiyorum. Ya da öğreneyim, ben aşağıya mutlaka yazayım, linkini bırakayım. Bu ayakkabılara bayıldım. Bayıldım. Kokusuna da bayıldım, kendisine de bayıldım. Şuradaki aslan detayına, şuradaki taş detaylarını çok sevdim. En kısa zamanda giymek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşım dedi ki bu ayakkabılar şehir içinde giyilmez, sadece yazlık yerlerde giyilir. Kafam karıştı bu konuda. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama çok sevdim. Kapak pozu veriyorum şu an. Çünkü başta dünyanın en güzel ayakkabıları yazacağım. Kıyafetim değişmiş. Bu Trendyol elbiseyi giydim. Çünkü beyaz gömleğimin üzerine kocaman bir kahve döktüm arkadaşlar. Çok yorgunum. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada bir gün ajans turu yapayım mı, ister misiniz? Tipimle ister misiniz bilmiyorum ama şöyle ajansla sizi bir gezdirsem nasıl olur acaba? Tamam, iyi geceler.